Senin kuş olmadığını ben kuşlar öter. Desen ki orada kuşlar öter abi, ben insanım. Söyle lan diye, hadi konuşma lüzumsuz diyor mesela. Yani söyle anlamına öt dediğini teyit ediyor. Şimdi orada Cibril'in oku demesi de söyle. Yani Muhammed'e geliyor, düşünüp duruyorsun. Bak kaç zamandır başını alıp ben tefsir ediyorum. Acizane. Efendim? Kaç zamandır başını alıp hep buraya geliyorsun. Düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun ama içinden çıkamıyorsun. Hadi söyle bakalım, yani bütün buraya gelmelerin sonucu ne söyleyeceğin var? Veya söyleyecek neyin var? Hadi söyle. O da diyor, bilmiyorum. Yani söyleyecek bir şey ortaya çıkarabilmiş değilim anlamı. Söyle, bilmiyorum. Söyle, bilmiyorum. Ondan sonra Cibril diyor, söyle. Ne söyle? Benim sana söylediklerimi söyle ki Rabbin bunları sana öğreteyim, belleteyim diye beni gönderdi. Söyle. Rabbin adıyla söyle. O da diyor ki Rabbimin adıyla söylüyorum. Ha? Efendim seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle. Yani neler söyleyeceğini belletiyor Cibril. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yazılı bir metin okutmuyor. Hani oku, ikra. Okuyla başlıyor bilmem ne. Yok yani söyle. Söyle hadi. Düşünüp duruyorsun. Nereye vardın? Nereye geldin? Ne düşünüyorsun? Söyle. Hiç. Ne söyleyeyim? Söyleyecek bir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Söylese ondan sonra diyor, Rabbim bana bunları sana öğretmek için beni gönderdi. Ben söyleyeyim, sen söyle şimdi. Yani söylediklerimi tekrar et. Nitekim onun söylediklerini tekrar ediyor. Ve o olay bittikten sonra da işte korkuyla kaçıp evine geliyor. Koşa koşa değil mi? Olayı biliyoruz. Yani olay böyle. Öbür türlü olağanüstüleştiriliyor. Olağanüstü hiçbir yanı yok işte. Olağanüstüleştiriliyor. Hani var ya ayette mesela ne diyor Allah? Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Yani biz öğrettik sana. İşte biz Cibril'i gönderdik de öğrettik. Yoksa bilmiyordun. Yani düşün. Kitap mı yazacaktın ya? Yok. Bir başka ayette ne diyor? Elem neşrah leke sadrak diyor. Senin göğsünü açmadık mı? Yani seni ferahlatmadık mı? Rahatlatmadık mı? Düşünüyor bir yol bulamıyor, bilemiyordun. Sana yol nedir onu gösterdik. Hidayet ettik. Göğsünü açtık çünkü sıkılan, çare bulamayan bir insanın göğsü daralır. Türkçe'de diyoruz ya, yani dünya başıma dar geliyor arkadaşlar. Yahut göğsüm daralıyor. Örneğin işte yarına çekim var. Karşılığı beş para, param yok. Ne yapacağım, nereden bulacağım? Daraldım vallahi diyoruz. Yani göğsüm daralıyor. Bir deyim olarak konuşuyorum. Sonra getiriyor birisi, varsayalım. Küt, al ya işte sana 5 milyon lira. Kullan diyor. Hay Allah razı olsun ya, göğsüm açıldı. Dünyalar benim oldu diyoruz. Yani o darlıktan kurtulduk. Göğsümüz açılması demek bu demek. Yani peygamberin göğsü daralıyordu. Bir düşünüyor, taşınıyor. İçinde bulunduğu toplum bozuk, bir çare arıyor falan. Bu bulamıyor. Göğsü daralıyor. Allah ona yol göstermek suretiyle, ne yapması lazım geldiğini göstermek suretiyle daralan göğsünü açtı. Ferahlattı onu. Yani ne yapacağını gösterdi. Yoksa 5 yaşındayken işte süt kardeşi bilmem kimin o şey muayenen bilmem oynarken beyaz önlüklü adamlar gelmişler de almış götürmüşler de çölde açık kalp ameliyatı yapmışlar da işte göğsünü yarıp bilmem içinden çıkarıp kanını yıkamışlar da acaba plastik leğende mi bahır leğende mi yıkadılar diye sorası geliyor adamın. Yani ne de uyduruk şeyler. Hayatı boyunca insanların, ki peygamberimiz de bir insandı, kalbi kirlenen kanın toplandığı, efendim temizlenip sonra da vücuda tekrar pompalandığı organın adı değil midir? Yani 5 yaşındaki çocuğun kanı da kirliyse, efendim bu adam büyüyünce tümden kokusundan yerine varılamaz olmuş olmalı değil mi? Hiç düşünülmeden olağanüstüleştirme yolunda uydurulmuş şeyler bunlar. Kesinlikle. Yani senin göğsünü açmadık mı? Yani yarıp da kalbini yıkamadık mı anlamına değil. Çare bulamıyordun, düşünüyordun, taşınıyordun, hiçbir yol bulamıyordun, daralıp duruyordun, evet. Seni bu darlıktan kurtarmadık mı? Sana yol göstermedik mi? Hakikaten mesela şurayı 2 gün evvel buraya gelirkenki halimizi düşünün.
Yahu bulamıyoruz, edemiyoruz, geziyoruz, soruyoruz, cevap alamıyoruz. Daralıyor insan, Allah Allah. Ta nereden çıkmış gelmişim, zaten yorulmuşum. Bir de burayı bulama, iyice adamın kafasını kafaya atıyor. Yani içi daralıyor. Derken burayı bulunca, hah yahu diyoruz, of. Öf. Yani bu işte. Konu bu. Yani bu basit bir örnek ama aynı bapta bir örnek. Yol bulamayan, yolunu kaybetmiş bir adamın yol bulması, yani bulamadığı halde nasıl sıkılıyorsa, bulduğu zaman da öyle ferahlıyor. Konu bundan ibaret. Evet, rasyonalizm dediğimiz gibi aklı ilah edinen düşüncenin, düşünce ekolünün adına deniliyor. Bunun İslam'da ilahtan, Allah'tan başka ilah olmadığı düşüncesi tevhid akidesini oluşturduğuna göre, aklın ancak Allah'ın bildirdiklerini, eşyanın tabiatını anlamada bir araç olarak değeri var. Zaten bu araç sizde yoksa Allah dininden sizi sorumlu kılmıyor. Yani aklınız yoksa dininizde olmuyor. Çünkü akıl ile o dini kabul edecek veya reddedeceksiniz. Akıl ile tartacaksınız. Teraziniz yoksa nasıl tartarsınız? Terazi diyelim akla. Tartamazsınız. Dolayısıyla da kaç gram geliyor, ne kadar doğru, ne kadar eğri, içinden çıkamazsınız. Akıl bunun için gereklidir. Yoksa akıl bizatihi kendi başına tapılacak ya da en üst düzeyde değer biçilecek bir değer değildir. Çünkü tek başına ne yapacak ki akıl? Mafya babalarının da aklı var, bizim de aklımız var. Akla bak, akla bak. Yani kendine vahiy geldiğini söyleyen evrenin solunda aklı var. En son kendisine vahiy gelen kimse Hazreti Muhammed'dir diye inanan 1 milyar Müslümanın da aklı var. Yani tabii üzerinde uzun uzun durulup tafsilatlıca anlatılabilecek bir sürü örneklerle örneklendirilebilecek konular olmakla beraber biz kısaca bu kadar özetle iktifa edelim. Diğer bir konu yine Mehdi, Mesih ve tasavvuf, buna bağlı olarak da vahdeti vücut üzerinde kısa kısa duralım. Efendim, tasavvuf daha evvel İktibas dergisinde de ayrı bir kavram olarak anlatmaya çalıştığımız gibi bugün yarın piyasaya çıkacak Tasavvuf ve İslam isimli eserimizde de uzunca örneklendirmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız gibi kelime işte sofa ehli midir? Yok, sof yani yünden hırka giyenler anlamına mı gelirmiş, bilmem neymiş, bunları geçelim çünkü bunların fazla bir anlamı yok. Ama tamamen akidesi de, davranışları da, ölçüleri de, değer yargıları da tümüyle farklı bir dinin adı olarak gelişmiş ve günümüze kadar gelmiş. Adeta küfür bütün hıncını İslam'dan, tevhidden, tasavvufla almış dense yeridir. Zira İslam'da Allah'ın koyduğuna kadar kural, esas varsa hepsini bozmuş, hepsini değiştirmiş, hepsini böyle takşiş etmiş, yani eğmiş, bükmüş ve başka şekillere sokmuş. Bu itibarla sufilik, akide itibariyle vahdeti vücutu benimseyen, Allah kendisine benzeyen hiçbir varlığın bulunmadığı, kendi eşi ve benzerinin bulunmadığını defaatle Kur'an'da söylediği halde vahdeti vücut akidesine sahip olan tasavvuf ehli açık açık Allah'ın tüm yarattıklarının benzeri olduğunu söylemeleri, onların akidelerinin İslam akidesinden tamamen farklı ve ona zıt bir akide olduğunu gösterir. Diğer yandan İslam'ın ortaya koyduğu değerler, mesela insanları yargılarken, olaylar hakkında hüküm verirken, zahire göre hükmetmek, görünene göre, ifadeye göre, eldeki delillere göre hükmetmek ve karar vermek İslam'da esas iken, tasavvufta bu zahirin, bu zahiri gerçeklerin hiçbir önemi yoktur. Tasavvufun allak bullak ettiği kavramlardan biri de budur ve batın esastır, siz zahire aldanmayın derler. Bu suretle de haramı helal ederler, helalleri haram ederler, istedikleri şekilde hareket ederler. Dini istedikleri biçime dönüştürmekte çok maharetli davranmışlar. Asırlardır ortaya koydukları eserler bunları açık açık gösteren deliller olarak elimizde duruyor. Mehdi ve Mesih konusuna gelince,
Mesih'ten Kur'an'da bahsedilir malumunuz ama Mehdi olarak bir varlıktan, bir kişiden bahsedilmez. Mehdi kelime anlamı itibariyle hidayet eden, doğru yolu gösteren anlamındadır. Örneğin kelime anlamı itibariyle biz buraya gelirken işte şurası neresi diye birisine sorduk da o bize buranın yolunu gösterdiyse, yani aradığımız yerin yolu bize göre burası için doğru yol ya, o da bize göre hidayet etmiş, yani doğru yolu göstermiştir. Tabii bu anlamda kullanıldığı gibi asıl dünya görüşü anlamında, düşünce ve davranışlar, akide ve ameller bazında doğru yolu gösterici olarak Mehdi kullanılır. Bu anlamda da Allah hadidir. El-Hadi, yani asıl yol gösteren, asıl doğruyu gösteren anlamında Allah'ın sıfatlarından biridir. Hadi, El-Hadi. El-Hadi denildiğinde Allah anlaşılır. Nasıl El-Kadir, El-Basir gibi kelimeler onun sıfatları olarak kendisi tarafından kullanılmışsa. Varlığı tamamen vehme dayanan, kuruntuya dayanan Mehdi kavramı da İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmayan kavramlardan biridir. Bu konuda çok güzel bir doçentlik tezinin 1971 yılında, şimdi yenilerde yine yayınlanmış. Ben İstanbul'da Tarabi Oteli'nde tarih boyunca Şiilik sempozyumuna katılmıştım, davet etmişlerdi. Orada Avni İlhan'la görüştüm. Yeni baskısını yaptırmış, daha da genişletmiş. Mehdilik isimli bir kitabı var. İzmir İlahiyat Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Gerçekten gayet güzel ve Kur'an'ı esas alarak inceleme yapmış. Çok hoş bir kitap. Yani insanı doyuruyor, böyle itminan veriyor. Mehdi öyle varlığı birdenbire belli bir zamanda ortaya çıkacak kuruntu bir kişilik ki böyle bir kişilik ne var? Ne Allah öyle birini yaratmış, ne de gelecek. Ama Şiisi, Sünnisi birbiriyle yarış edercesine Mehdi bekler. Hristiyanlar da İsa Mesih gelecek diye onu bekler. En yeryüzünün en sivri tepelerine, en yüksek tepelerine bizim manastırımıza gelsin diye. Yani gökten inerken göğe en yakın yer, yerin en yüksek yerleri ya. Oralara manastırlar yapar, orada Mehdi beklerler. İran'da gözlerimizle gördük. Bütün imamların durması gereken mihrapları boş bırakıyorlar. Ondan bir adım geride ilk saf hizasında imam duruyor, ondan sonra saflar namaza duruyor. Niye dedik böyle ya? Mehdi Aleyhisselam'ın yeridir da o gelince, o gelende ayıp olmasın. Hayret. Yani dedim hiç boşuna beklerdiniz, boşuna orayı dedim boş bırakmayın yani. Ama kime söylersin? Tabii Mehdi'siz bir Şiilik düşünmek hiç mümkün değil. Hatta Sünnilerin çoğu bile Mehdi'siz Sünni olamıyorlar yani. Ne hikmet. Uyduruk uyduruk itikatlar bunlar. Bu konulara da biz yine Tasavvuf ve İslam isimli kitabımızda değindik. Vahdet-i vücut anlayışı işte daha evvel de belki ikinci veya birinci kursta bahsetmiş olabiliriz. Allah'ın Adem denen boşluğa bakmak suretiyle tıpkı insanın aynaya baktığında kendi görüntüsüyle karşılaştığı gibi o boşlukta Allah kendini görmüş. İşte bütün bu kainat da sen, ben, öteki, belki, Hollanda, bilmem dağ, taş, deniz, her şey Allah'ın görüntüsüymüş. Böyle bir inanç. Yeni Eflatunculuk, eski Yunan düşüncesidir bu. İskenderiye ekolü vasıtasıyla yeni Eflatunculuk diye alınmış, işlenmiş ve dünyaya oradan tamim olmuş bir görüş. Bu görüşün İslam'la uzaktan yakına alakası yok. Yalnız Hindistan'da Nirvana düşüncesi denilen düşünceyle çok yakın akrabalığı var. Hint